Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 44. bölümüne hoş geldiniz ve inventörümde bir adet hiç görmediğiniz bir şey var. Airlock Controller ve Airlock Frame. Nasıl yapılıyorlar diye soracak olursanız. Basic Wafer, Compressed Steel, Compressed Meteoric Iron. Şu da Oxygen Connector, Compressed Steel ve Compressed Aluminium ve 4 tane veriyor. 2 tane kuracağım bundan. Bir tanesini kurdum zaten. İkincisini tabii hangi yön olduğunu bulabilirsem önce. Buraya. Ama önce kurulmuş olanları gösterelim. Gördüğünüz gibi ben gelince açılıyor. Bunu koymamın özel sebebi bu tamamen şey. Hava kilidi görevi de görüyor. Yani air seal koyduğumuz, bu arada şu zaten doğruymuş. Tekstürler aynı olunca ve burada da nasıl çalışacağı redstone sinyalini algılayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak ben şunu kullanacağım. Herhangi bir player dibine geldiğinde hop açılıyor. Oksijenim de bayağı az kalmış. Evet. Bunun yanı sıra burada şunların hepsine bunları yerleştirdim ve bayağı bir kullandım. Bayağı güzel çalışıyor hepsi. Ayrıca şurayı temizledik. A-Network'ü de biraz şekil verdiğimizde buradaki lag oranı inanılmaz derecede azalacak. Şimdiden bayağı bir azaldı ve şurada böyle bir arı geliştirdim. Bu kadar. Bunun ürettiği şey Silky Comp ve Egg. Evet. Ve ayrıca bunun sayesinde istediğim genlerden bir tanesini daha elde ettim. O da şurada gösterelim. Temperature Tolerance en alttaki Bolt 2. Yani her iki yöne de sıcaklık toleransı var. Evet. Bu arımızı da geliştirdik. Sonrasında bölüm arası yaptığım başka bir şey yok. Ay yok, var. Bayağı önemli bir şey var. Tabii ilk login olduğunda bu arkadaş çalışmıyor bir. Evet, şunun bombesini yaptık ama Carpenter's Block'la döşemeyeceğim çünkü görüntüyü bozacağını düşünüyorum. Şuradan ve şuradan asansör boşluğumuz gelecek. Özür dilerim. Yanlış çıkış. Doğru çıkış. Şunları 2 metreye mi çıkartsam? Evet, 2 metre çok daha makul bir mesafe. Tabii arada lag sağ olsun güzel sonuçlar çıkmıyor ama anlamsız kalanını. Ve ayrıca kapı demişken bir arkadaşa daha değineceğiz. Evet, bayomu okuyamadı bir süre. Tam reboot oldu network. Orada da marble. Gel bağlı. Ve bana şu arkadaş, Door Factory bu şekilde craft ediliyor. Sliding up istiyorum ben. Numeric door. Nasıl dur? Sliding on the side olsun.
Recurse ve son... Gerek yok ana. Double door. Evet. Tamamdır. 8. Yok, daha fazla lazım. O zaman biraz daha... Aslında sen nereye gittin? Bu kapılar nereye gitti? Evet, kapılarımız kayboldu. Harika. Şunu yapacaktı nasıl? Ha, frame type illa istiyor. Kapılarım nereye kayboldu? Tamam, 16 tane kapım gelsin böyle. Gel. Evet. Laksal. Harita kendini güncelleyemedi. Evet, sonra siz gelin. Siz gelin. Evet, böyle bir kapı kendisi. Bu arada şurayı... Evet, güzel. Fazlası da güzel. Ardından kullanacağımız arkadaşa gelelim. Tabii ki de buradan uçmayarak. Bir tane hali hazırda var mı? İki tane var. Dur gide. Şu glassları bir dönüştüreceğiz. Quite clear glasslarımızı. Bir 16 tane daha lazım. 2, 3, 4. Voilà. Yok, 16 tane fazla mı geldi? Yok, tamam. Buraya koymuşum. Evet, otomatik kapılarımız da hazır bu şekilde. Buranın inşaatı bu şekilde ilerleyip duruyor.
kapılar. Bence gayet güzel oldu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Burada ilk olarak oksijen sistemimizi değiştirebiliriz. Burada sanırım yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı gibi. Evet, bu. O zaman sen busun. Dünyaya geri dönelim. Ardından şunları şöyle şarj olmaya bırakalım. Burada stone'larım pişiyordu. Evet. Şu an ciddi anlamda aklıma başka ne yapacağım onu düşünmeye çalışıyorum. Apache Energy 6 Network'e şekil vereceğiz ancak o karşı taraf bittiğinde olacak. Şu an oranın inşası hala devam ediyor. Ve oranın inşası bittiğinde kapak fotoğrafını da beraberinde değişecek. Evet. Sen bit. Ben hala düşünüyorum. Neye girişebilirim diye. Çünkü girişeceğim şeyi karıştırıyorum. Bu arada asıl maden elde etme yöntemim quarry olmayacak, onu söyleyeyim. Şu arkadaşlar olacak. Arılar. Zaten şimdiden sticky resin elde etmeye başladık onunla. Sticky resin demişken bana bir adet centrifuge lazım. Ama şey bu. Ardından kapır yok. O zaman chest ve item conduit. Evet, şimdi sevgili item conduitler. Sen direkt her daim extract. Sen insert, sen extract. Sen de insert. Tamamdır. Bu düzeni de kurduk. O zaman sevgili siz hedehödüler buraya geçin. Evet. Bunu da yaptık. Şu Tomcraft odası yandaki bölmelerden birine taşınacak. Bu arada Tomcraft odası burada en fazla lag yapan eşyalarımızdan biri. Ve bölgelerden biri. Doğal olarak haliyle. Bakalım burada hangi genler vardı. Dragonite Falls. Burada. Evet. Hiçbir işe yarar gen yok. O zaman ben yapacak bir şeyler bulup hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve elimdeki Steadfast drone'lardan bir kısmını buraya atıyorum. Tabii ki de şu arkadaştan bolca craft etmem lazım. Sonra köftenin diamondlar nereye gidiyor? Acaba nereye gidiyor? Bilemeyeceğim. Biraz da şuraya gitsin. Slower, slower, normal. Species özelliği gelmesini bekliyorum. Normal lifespan.
Güzel bir özellik. Sen nesin? Average territory. Dane. Ignore değil. Ait. Bu arada sen Nocturne olmuşsun. Evet. Nocturne olmuş. Fertility 2. Fertility zaten standart artık. Bu arada gördüğünüz gibi Implosion kompresörü de parçaladım. Aha. Species. Tabii ki senin için yeni bir tane oluşturmamız lazım. Çünkü sadece species özelliğini aktaracağım. O yüzden senin geri kalan özelliklerin hiçbir şekilde umurumda değil. Şimdi rastgele bir prenses. En çok prensesim neyde var? Imperial Series Modest. Marshy. Marshy'lerde var. Ama Marshy'lerin genel özelliği hayır, sadece mutasyon için kullanacağız. O da çok önemli değil. Sen gel. Sen gel, sen gel. Tamam. Bu species genomu in our daylight true. Ardından bana bir adet şu. Tabii bunun tek olması gibi bir sıkıntı söz konusu. Hatta ince bir bakalım. Evet, tek. Hatta ve hatta dışarıdaki chest'e de bakın. Chest'lere de bakalım. Evet, gördüğünüz gibi tek. Yani o ölürse bolca bir iyi hayvan almamız lazım. Çünkü Valiant Drone ufak bir şansla bir iyi hayvanlardan normal bir iyi hayvanları kırarken çıkıyor. Steadfast. Dıdın dıdın. Hadi bağalım. Evet ve heroimiz hazır. Şu automation upgrade'i çıkartalım bir. Çünkü otomatik olarak tekrarlanmasını istemiyorum. Bu arada Heroic ne üretiyordu? Coco Comp. Ama bu, bak bu güzel bir şey. Çünkü Coco Bean'imiz yok hiçbir şekilde. Tamamdır. O esnada ben uzaya çıkayım. Merhaba uzay. Yalnız bu geçiş döneminde serinin yarısı uzayda, yarısı dünyada geçiyor. Şimdi burayı biraz kazacağız. Ardından şuraya enerji hatch gelecek. Aa, yanlış kaydım. Sayıda hiçbir şeyi... Üf. Abi sen dur. Önce tabii ki de şunları bir yerleştirmek lazım. Tamamdır. Aslında enerji hiç buraya gelsin. Buraya mı gelsin? Evet, burası daha makul. Cable'la. Ah, gene koptu. Bu problemi çözmem lazım bir şekil. Arada kopup duruyor çünkü. Enerji. Muhtemelen Chunklaw'la alakalı.
yaşanılabilir bir problem ancak gene de sinir bozucu bir problem. Evet, Cable. Enerji hatch buraya gelsin. Sen buraya gel. Sen de şöyle eski yerine geri dön. Şimdi medium voltage enerji hatch. Ardından transformer'ları alacağız. Transformer'ları emin sisteme geri koymamıştım. Tripler bana. Şu chest'te tutmuştum. Medium voltage transformer. Evet, gel alalım. Sen şu yöne, ardından medium voltage transformer, sen bu yöne. Bunda high voltage'a ihtiyacımız yok çünkü kendisi zaten fazlasıyla hızlı bir makine. Evet, ardından şimdi input buslarımızdan hangileri? Sen neyden yapılmışsın? Low voltage. Dur. Input. Sen medium voltajsın. Tamam. Hatta bir emin olalım. Evet. Output bus. Ve input bus. Bu input bus'ı aşağı doğru yönlendirelim. Bu input bus tamamen TNT girişimiz. Geri kalanı için. Tabii ki de bir de maintain hatch lazım. Onu da unutmayalım. Ve duct tape. Tabii bu normalde DuckTales'ın açılışı. Ancak biz ona duct tape diyelim. Duct tape huhu. Şimdi ne çevirelim? Muffler hatch. Üste doğru. Dönülen. Voila. Evet. Ve buraya gereken şeyler. Item conduit. Ve fasat gerekecek. Conduit fasat. Tabii ki de bunları değiştireceğiz. Evet. Şimdi gel gelelim. Dünya. Huy. Yıldızlar arası seyahat bayağı yorucu oluyor bazen. İki tane chest. Input, output. Evet. Şimdi... Chest 1, chest 2. Sen Brown'a çıkış yapacaksın. Sen de insert Brown. Sen Red'e çıkış yapacaksın. Sen de insert Red. Tamamdır. Sizin olayınız tam olarak bu. Başka hiçbir olayınız yok.
Ve voilà. Tamamdır. Implosion kompresörümüz de artık hazır. Sadece bir adet soft hammer. Ardından mesela bir adet senden yapalım. Evet. Tamamdır. Çalışıyor. Fazlasıyla harika oldu. Aslında bir şey merak ettim. Bunların üstüne fasat koysak açılıyorlar mı? Hayır, açılmıyorlar. Peki. Carpenter's block ve Carpenter's hammer. Carpenter. Evet, yarım Carpenter's block'la açılıyorlar. O zaman boşver. İçeri gömeyim diyecektim de vazgeçtim. Evet, bu projemiz de bu şekilde bitti. Evet, ay bayağı bir ay demişim. Uzay bayağı bir şekil alıyor. Ay olayında tamamen yine izleyiciler, yani siz kafama taktınız. Ay deyip duruyorsunuz. Ancak ben hiçbir zaman bu seride aydan bahsetmedim. Ben hep uzay boşluğu buraya yerleşeyimden bahsettim ki yerleşiyorum da. Evet. Gel gelelim. Burası ise ne olacak diye soracak olursanız asansör boşluğu ve burada hangi asansör sistemini kullanacağımızı mı bakalım tahmin edebilecek misiniz? Görelim. Birkaç tane asansör sistemi gördünüz şu an kadar bende. Onlardan biri olabilir, yeni bir tane olabilir. Bakalım hangisi olacak. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.